Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Şarafat 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, Şarafat Şan'a hikayene kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Şarafat 3 bölümde hanedancı prenses olan Jun'un geçmişine gitmiştik. İlk olarak hanedanlığın ana merkeze döndüğümüzde Dengra bizi saçma sapan bir şekilde öldürmeye çalışmıştı. Beceremeyince ateşkes falan bozmuştu, isyanlar vesaire çıkmıştı. Ondan sonra Gölge Adası'na gitmiştik. İşte Jun burayı sürekli hatırladı ama hiç gitmediğini falan söyledi. Orada Tarlan'la mücadele etmiştik. Tarlan'ın yendikten sonra Jun küçüklüğünden beri hiç arkadaşının olmadığını, fakat aklına Kibo geldi. Bu Nero'nun da hatırlatmasıyla beraber. Kibo da o zamanlar iki aylığında kaybolmuş. Müjdeci hareketleri öğrenmiş ve hatta atavrat katana yapıyordu bizi. Yani müjdeci bir kılıcı vardı falan. Sonra onu da at ettikten sonra babamızı, yani Jun'un babası olan imparatorla mücadele etmiştik. Daha zor da olsa kendisi sakinleşmeyi başarmıştık. Ve sonunda 6 karakter arasında son karakter olarak Itu'yu da seçtim ve bu bölümü de bitirmemizle beraber acaba başımıza neler gelecek? Çünkü Itu 6. ve son karakter şu anda benim. Daha fazla Shadowfight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala aboneyseniz de kanala abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Hadi bakalım bakalım Itu neler yaşamış geçmişte. Hadi bakalım, let's go. Öteki dünyalarda bu kahramanıyla karşılaştım. Onunla arkadaştım. May bana bunu anlattı. Ama böyle bir şey hatırlamıyorum. Vay, May falan tabi. Acele etme, onu rüyalarında görmüş olabilirsin. Belki de ateşliyken gördüğün rüyalarda. Olur böyle şeyler. Oğlum ne oluyor la, ateştim ateştim. Neyse. Rüyada mı? Son zamanlarda geçmişim hakkında rüyalar görüyorum. Bir de Link hakkında. He, Sarış Usta vardı ya. Hatta bir ara bir haydut çetesinin, haydut grubunun lideri falan da böyle. Sakinleş seni küçük yumurcak. Yalnızca tek bir kişi gölgenin çocuğunu yenebilir. O da sen değilsin. Bu yüzden yardım için ona geldim. Her zaman başkasının, hatta Bolon'un bile bilmediği sırları biliyordu. Fakat Link bana yalnızca güldü. Bu beni kızdırdı. Link dayağı yiyecek tabii ki de. Sen kime artistik yapıyorsun? Öyle ustasın mustasın diye. Tabii burada belli hani. Şey değil hani. Dalga geçiyor bildiğin. Itu'yla. İstediğin kadar bu arada o şeyi falan iç. Şarabını falan iç. İstediğin kadar uğraş yani. Kurtarabileceğin hayatları düşün. Bu arada o seni duyamaz şu anda, haberin olsun da. Oğlum bilgisini veren de hani. Neyse, dövdük seni her şekilde. Yani ben bu katana ile iyi oynuyorum yani. İlahi yargı setinden hakimim. Yani Itu ile oynarken ben rahat edeceğimi düşünüyorum. Gerekince can falan da doldururum. Mis. Bir de gölge formuna girdiğim anda patates ederim ben zaten seni. Zaten bir de Itu'nun ışınlandığını falan da biliyorum Allah'tan. Allah'tan aklıma geldi bu arada. Yine mi bu konu? Hiçbir sır bilmiyorum. Aha, eminim bilmiyorsundur. Kesin sende bir şeyler vardır da neyse. Bu arada onu içmen hayatının en büyük hatası oldu. Haberin olsun Link'çim. Yani istediğin kadar uğraş dur. Ama senin icabına bakacağız. Ama yani ayıp oluyor. Ama yani gecenin kuzgunu setindeki o özelliği de kullanma yani. Ha? Şunu da ye. Hop. Son anda. Tamam, öldü. Nice. İkinci round aldık. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi seni bir güzel gölge formunda bir seni bir benzeteyim de kafandaki o birkaç eksik tatlıyı bir düzeltelim. Bir yerine oturtalım. Senin bir yardıma ihtiyacın var Link'cim. Senin acilen bir kafanı toparlaman lazım. Sen bir gel bakayım şöyle. Tak. Tak. Şunu mu yiyeceksin? Çok yoruldum. Ben de yoruldum. Ben de bayağı yoruldum da yani aynı karşılığı vermeseydin iyiydi. Neyse, şunu mu yiyeceksin? Nice. Ah be ya, tuttursaydım onu. Tuttursaydım ne güzel bitirecektim ya. Hayda, o hareketi yapma ama, o hareketi yapma. O hareketi yapmaman lazım. Yat aşağıya. Bir de hareket falan deniyor, bir de vurabileceğini sanıyor. Yaşlı bir adamı yenmek kolay. Fakat onu yenemezsin. Ne kadar denersen dene. Olan var ya, hemen de lafını da geçirdi ha. Yense bu sefer daha beni bile yenemiyorsun. Gölgene çocuğunu nasıl yeneceksin falan derdi. Kessin. Kessin bu arada. İstisnasız. Şaşırmazdım yani. Kibirli ya. Yemin ediyorum kibirli. Yaptığım şeyden pişmanım. Ling'in bunu söylemek için sebepleri olmalı. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Kıskançlık. İkinci olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırladın. Evet, bu arada kıskançlık bayağı bir etki ediyor bu konuda gerçekten. Küre tapınağı. Gerçekten oraya gitti mi? İnanamıyorum. Bu dünyaların sayısız olduğunu unutma. Hatta bazılarında gölgenin çocuğunun gölge gücü sana aitti. Fakat uzun sürmedi. Aksine ona ait olan bendim. Bunu hatırlıyor musun?
Diğer dünyalarda küre tapınağının yerini bulmuştuk. Oraya vardığında orman başımı döndürmüştü. Bir şey beni tutsak etmeye hazırlanıyordu. Kürenin cazibesini alt et. Ne oluyor lan? Ben hatırlayamadım şu anda burayı bu arada. Bir dakika, karşımıza çıkan rakiple hatırlarız belki. Gölge John, aynen. Aynen. Şey yapmak istedim ben hatta. Gölge küresini kurtarmak istemiştim. O yalnızca bir çocuk. Küre oyuncak değil. Yalnız evet, hatırladım direkt. Hani bir ara gölge küreyi falan bulmuştuk. Üçüncü bölümde tercih yapmıştık ya. Ondan dolayı galiba böyle bir şey oldu şu anda. Acaba Itu'yu seçseydim ne olurdu? Acaba şey mi oldu hani, Itu'nun gölge formu haline mi kavuşurduk? Ne olurdu acaba? Bunu yorumlar kısmına yazarsınız arkadaş. Eminim ki benden farklı tercihlerde bulunanlar vardır. Herkes Jun'u seçmemiştir yani. Üçüncü bölümün sonunda. Bu arada Jun özelliğini kullanabiliyor. Onu öğrenmiş olmamız iyi oldu. Özelliği olmasa bile. Özelliği derken combo yapmış olmasa bile. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aha da Markus çıktı şimdi. Ha peki tamam. Tamam tamam güzel. Herkes de tek tek. Küreyi bir fanatiğe emanet etmek istemiyorsun değil mi? Da yani bir sakin olur musunuz arkadaşlar? Of bir de Markus dövüyoruz ya. Of Itu Markus'a karşı daha ne olsun? Daha ne olsun? Bu gözler daha neler neler görecek. Oyunun en başında 3 kişi kapışıyorlardı falan ya. Aha da şu anda ben Itu olduğum için bunları dövüyorum falan. Ulan keşke buraları tekrar tekrar oynayabilsek. Farklı karakterlerle bunları dövsek falan. Güzel olurdu. Bence eğlenceli olurdu. Neyse Markus'u da dövdük. Şimdi kendimizi mi göreceğiz? Evet. Tamam. Sorduğum sorunun bir önemi kalmadı. Onu öğrenmiş olduk. Sorduğum sorunun bir önemi kalmadı. Bu güce yalnızca sen layıksın. Da yani ilk önce ben kullandım bu arada. İlk önce ben kullandım. Ayıp. Ayıp yani. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Aa. Ama aa. Ama çok vurdun. Neyse ben bir iyileşeyim o zaman. Aa adilik yaptın ama. Ama adilik yaptın gölge Itu. Ama adilik yaptın. Olmaz böyle. Yani böyle yapmaman gerekiyor. Yoksa şöyle tak gelsin dayağı. Ya da aşağıya. Tak. Let's go. En çok zorlanacağım dövüş umarım buydu. Umarım buydu abi. Umarım buydu. Güzel. Başarılı bir şekilde gölge karakterlerini de yenmeye başladık. Başardık daha doğrusu. Başladık ne ya? Sanki daha fazlası gelecekmiş gibi. Bu arada aklıma aniden öyle bir şey geldi. Böyle ordu geliyor falan böyle. Düşünsenize. Gölge bile onun gücüyle başaramadı. O tarihte yalnızca iki kişiye itaat etti. Gölgenin çocuğuna ve kahramana. Çünkü aslında onlara aitti. Gölge zihinden bahsediyor bu arada. Onlara mı? Ne demek istiyorsun? Kahraman yalnızca gölgenin çocuğunun yabancının bir kopyası değil mi? Durum biraz daha karışık. Evet ben de anlamadım şu anda. Ciddi olamazsın. Benim de kafam karıştı bu arada gayet. Evet karışık bu arada durum bayağı benim de. Bunu biliyorsun değil mi? Gölgenin çocuğu doğmadan önce dünyada kapılar ya da gölge enerjisi yoktu. Gölge enerjisi... Tabii gölgenin kendisi vardı. Ama şey yoktu. Okey tamam. Kulağa güzel geliyor. Şu an yalnızca bir bilim insanı olurdum. Suyun akışını izlerdim. Huzur, sonsuzluk. Bunları çalışıyor olurdum. Gölge enerjisi çok fazla can aldı. Bazılarını da öldürdü. Bazılarını kızdırdı. Ve onları savaş alanına götürdü. Ya da hepsini birden yaptı. Gerçekten müjdeciyle mi konuşuyorum? Kaç kişinin onun tarafından kurtarıldığını hatırla. Kaç kişiye yiyecek, barınak, koruma verildiğini. Yine yemek boyunca uyudun müjdeci. Çayın soğudu bile. Benim de bugünlük eğitimimi bitirmediğin için sürece, bitirmediğin sürece onu alamayacaksın. Jet ile antrenman dövüşü yap. Ya ne alaka Jet, ne alaka ya. Ama bir dakika hatırlamaya çalışıyorum Jet'le olan şeyini. Yok çıkartamadım. Çıkartamadım abi. Bir ara Jet'le bir yakınlıkları bir şeyleri vardı bu arada. Yeni numaralar öğrendim ha. Dikkat et. Jet'in bu halini seviyorum ya. Yani böyle kendini test ediyor falan. Böyle kendini yakın hissettiği birisi ben. Çünkü Jet birazcık soğuk bir karakter. Agresif bir karakter. Asi bir karakter. Yani Jet'i de anlıyorum az çok. Birine sempati beslemesi falan. Hoşuma gitti yani. Ama yani bu zamanlarda Itu biraz böyle robotik değil miydi ya? Robot halinde falan değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Oyun 7. bölümde yani Itu robot oluyordu falan. Geleceğe ışınlanmıştık falan. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? Neyse yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Belki de bu başka bir dünyadan evren zamanı falan olduğu içindir. Böyledir. Yani bilmiyorum bakalım. Ya da Itu bu halde olduğu için, orijinal hali bu olduğu için
geçmişi hatırlarken böyle görünüyordur bilmiyorum ama normalde robottu hani. Hatırlıyorum onu. Çok zaman harcamayalım. Vallahi hiç problem değil yani. Hop, hasar arttırımı da kazanıldı. Nice. Hasarım da arttırıldı. Güzel. Let's go. İkinci round'ı aldık. Şu harekete bayılıyorum ya. Acayip bir hasarı var ya. Acaba bu kılıcı özel taksaydım Ito daha güçlü olur muydu? Yani katanasından dolayı özel taktığım için daha fazla vurur muydu? Çünkü geçen bölümde Jun'la oynarken öyle oldu. Zehir etkisiyle kombodur, iyileşmedir, onların hepsini alabiliyordum. Lanet olsun, yine zamanda yaptın. Vallahi öyle Jet'çim, kusura bakmayacaksın. Hatta bir daha yapayım. Ulan Jet var ya, ulan. Henüz kahvaltı etmedim. Bugünüp bu kadar yeter. Yo, illa bunu yere sermem gerekiyor. Ulan Ito da var ya, kahvaltıyı düşünüyor ya. Ulan kıyamam garibime. Bu arada son hareketini yapacak Jet. Güzel bir hareket yaptı. Ama görünmez olması kendisini kurtarmaya tabii ki de yetmedi. Karşısında Ito var sonuçta. Jet tüm göçebeler gibi açlık içinde yaşadı. Gerçekten çayı var mıydı? Gölge çayı. Göçebeden onun çöldeki özel bitkilerden demliyorlardı. Ferahlık ve umut veriyordu. Aynı zamanda yaraların acısını da geçiriyordu. Gördüğün gibi şeytani olan gölge nesli değildi. Şeytani olan siz insanlardınız. Onun hediyesini düzgünce kullanamadınız. Oğlum Ito'nun ne suçu var? Manyak manyak konuşma. Bunu yanlış adama anlatıyorsun. Hangi hediye? Harbiden yanlış adama anlatıyor bu arada. Git bunu hani Bola'ya falan anlat. Ya da başka birine anlat. Dengra'ya falan anlat. Gizmo'ya anlat. Anlatılabilecek çok fazla kişi var. Ama Ito bu ona, o kişilerden biri değil. Kendisi yok etmeye çalışıyoruz zaten. Bu sırrı kendine birlikte mezara götür. May, gölgeyle tanışmadan önce bir iblisti. Gölge dünyasından geldi. O dünyadan geriye kalan tek şey May'di. Yani Shadowfight 2'den sonra dünya yok olmuş ve ardından bu alternatif bir dünya mı var oldu? May, gölgeyle tanışmadan önce bir iblisti diyor. Allah Allah. Bunu yalnızca iblisler biliyor. Bir de gölgenin çocuğu elbette. İblis dediğimiz Lynx, Hermit, Casp, Wasp, Widow, Shogun falan yani. Okey. Okey abi, belli ki onları göreceğimizi düşünüyorum bir şekilde. Gelecek bölümlerde. Umarım. Gölgenin çocuğunu kendisini Titan'ın varisi olarak görüyor. Gölgenin çocuğu kendisini Titan'ın varisi. Yani Titan'ın yerini almak istiyor. Anlaşıldı. Ve doğduğu gezegeni yok ettiği için gölgeden nefret ediyor. Memleketinin burada hayata dönmek için kapıları açmak istiyor. Oha, olaya bak. Fakat o kim? O gölge dünyası. Kahraman, Mayn rahminde taşıdığı çocuk. Fakat gölge dünyası daha doğmadan bu çocuğun aklını kontrol etmeye başladı. Yani bu şu anlama geliyor. Kahraman, gölge ve Mayn çocuğu. Gölgenin çocuğu. Yabancı olarak adlandırılan kişi kahramanın yalnızca gölgesi. Gölgenin suçluluğu. May'in gizemi. Henüz bedeli ödenmemiş bir günah. Hı? Benim beynim eridi burada. Yorumlar kısmında açıklarsınız arkadaşlar. Benim burada maalesef beynim eridi. Yani bu gölgenin çocuğu yalnızca bir kopya mı? Tıpkı benim gibi. Heh, tamam, şimdi oldu. Hiçlik kopya kelimesini bilmiyor. Gerçek olan kim? Kopya kim? Kim karar verecek? Emin değilim ama şimdi kahraman çok iyi hatırladım. Bana inanmıştı. Kubbeyi kurtaracağıma inanmıştı. Benim de gerçek olduğuma inanmıştı. Evet, gerçek Ito aslında, evet. Ya of ya of, yine geldi Bolo ya. Neyse. Ito Bolo'ya karşı. Daha önce de buna benzer bir şey yapmıştık. Sana bir yardım edecek mi sanıyorsun? Yardım edeceğini mi sanıyorsun ya da? Vallahi kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Artistik yapmayacağım. Ah, kafama vurmayaydı. Neyse, ben bir iyileşeyim. Ben bir iyileşeyim. Ne oldu? Bir şey yapamıyorsun. Ah be ya, yakalayamadım. Ama bunu yiyorsun. Sen bunu her şekilde yiyorsun, güzel. Ah be ya. Yeterince hızlı olabilsem combo yapacağım üstüne de. Neyse, vur. Ah be. Bir dakika, şunu yaparsam. Aa, direkt yemiyormuş bu arada. Ben yediğini sanıyordum. Neyse, vuruşunu yap diyecektim ki son anda kritiği geldiği için orada bir stun yedim. Tamam lan, tamam. Lan tamam. Ha? Hızlı olunca çünkü vurabiliyorsunuz o hamleyi arkadaşlar. Saldırı yapabiliyorsunuz yani yine. Ondan dolayı şansımı denemek istedim. Bir daha yap. Bir daha yapsana. Hadi gerçek Ito, yapabilirsin. Teşekkürler. Thank you. Güzel, ilk round'ı aldık. Bola birazcık, yani gerçek Ito birazcık
Zaman alacak ama kendisini yenmek o kadar da zor değil zaten. Taktiğini çözdüğünüz anda bayağı bir kolaylaşıyor. Ama böyle küre müre falan çağırıyordu. İyileşiyordu falan bu. Öyle bir olayı vardı. Bakalım onu yapacak mı? Hadi lan vur. Tamamdır. Gel bakayım buraya şimdi. Tak. Gerçek YouTube bunları yapmazdı. Bu hareketleri yemezdi. Güzel. Ah be ya. Ayağı kalkmamıştı ama ya. Kalkmamıştı abi ayağı bu arada. Her iddiasına varım. Her iddiasına varım ayağı kalkmamıştı. Neyse çok da önemli değil. Ulan yerden vuruş yapacaktım yapamadım ya. Bazen tam olarak adapt şeyi yapamıyorum abi. Kontrolcü iş yapamıyorum. Tamam patlat abi şunu. Patlat patlat. Hadi. Hadi abi. Abi patlatamadım ya. Abi patlatamadım ya. Of ya. Fulledi canını bir de üstüne hayvan gibi vurdu ya. Hadi. Ulan yere de yatırma ya. Ah. Oh, aa oh, acıdı lan. Ne yapıyorsun? Ağrıya bak ya. Tam aldı bu roundu. Tamam aldın. Aldın polocum. Tamam aldın. Aldın anasını satayım. Aldın. Ay ben orayı nasıl kıracağım ya? Adama kılıç yapamıyorum ki. Gölge formuna mı girsem acaba? Ne yapsam? Neyse bakacağız. Bir çözüm bulacağız. Olmadı ben de iyileşirim. Problem değil de ben o kadar iyileşemiyorum doğal olarak. Hadi vur. Tamam. Güzel. Tekme. Ah be. Yemedi abi. Ama abi kritik vuruşumu ye bari en azından ayıp olmasın diye. Bari ayıp olmasın diye kritik vuruşumu ye. Böyle olmaz ki. Böyle gerçekten olmaz. Lan duramadık. Ama yani gerçekten şerefsizlik yapıyorsun. Gerçek itu denilen aslında bol olan şahıs. Neyse tamam gerçek itu olduğumu biliyorum. Şaka yapıyorum. Hadi bir şey yapacağım mı? Beklersin tabii. Tabii ki de bekleyeceksin. Başka ne yapacaksın? Ulan var ya sinirimi bozuyorsun ya. Vallahi bile sinirimi bozuyorsun. Git lan buradan. İyileşme bu arada. Sakın iyileşme. Sakın iyileşeyim deme. Sakın iyileşeyim deme. Beni deli etme. Beni deli etme. Cık. Ulan izin vermiyor. Ha? Ha? Ulan yine yakalayamadık değil mi? Ulan yine yakalayamadık. Bir daha gel. Bir daha gel itucum. Bir daha gel. Tamam şunu da vur. Güzel. Bir de ben ateşli silah kullanayım. Çünkü neden olmasın. Ya abi yapma işte şunu ya. Tamam tekme atacağız anlaşıldı. Ama yani hayvan gibi can dolduruyor ki. Yani şu... ha? Yes. Ha? Hayır. 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 Ya abi ayıptır günahtır ya. Tamam ben gölge formuna giriyorum. Deli etme beni ya. Delipme beni ya. Gölge formuna gireceğim ama sıra dikiret. Kazanmam lazım. Ulan var ya. Ulan var ya tekme atmam gerektiğini daha önceden kavrasaydım kazanmıştım çoktan. Yine tutturamadık ya. Abi şu hareket tutturamadık. Çok sinir bozucu ya. Şöyle ya şunu bir yesen var ya. Her şey o kadar güzelleşecek ki. Hala olayı anlamıyorsun evlat. Başlatma evladına mevladına. Benim senin gibi babam yok. Sen diye bir şey yok. Tamam ben iyicene saçmalamadan. Daha fazla saçmalamadan. Şu bolayı artık bir indirelim ya. Ben buna bola demeye devam edeceğim orada. Ito'ya layık değilsin sen. Sen Ito'ya layık bir karakter değilsin tamam mı? Değilsin kardeşim değilsin. Sal da bir iyileşeyim ben. Oha. Oha. Ama olmaz ki ya. Ama olmaz ki. Kimse bir şey elde etmeme yardım etmedi. Neyse ben videoyu burada durdurayım. 2 round alayım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Ha bir de ne diyeceğini merak ettim. İlla ki bir şey söylenecektir. Diyalog falan olacaktır. Onu da okuyalım. Düşmanın sağlık... Eski günlerden başka bir şey düşünemezsin Ito. Bana sık sık bunu söylerdi. Fakat benim akademi dışında bir geçmişim olmadığını... Akademiden önce hiçbir var olmadığımı gayet iyi biliyordu. Ya akademi olmadan önce hiç var olmadığını iyi biliyordu diyor yani. Okey tamam ben videoyu burada duruyorum devam edeceğiz.
Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık sinirimi bozdu ama başarılı bir şekilde 2 round kazanmayı başardım. Şimdi artık gerçek yutun içinden geçebiliriz diye düşünüyorum. En azından umut ediyorum. Yine başladı tilt eden hareketlerini yapmaya ama tabii ki de biz yer miyiz? Tabii ki de Itu yemez abicim. Nice. Şöyle bir kez daha vuralım. Gayet tatlı. Heh, iyileşmesini yapıyor ama yapamadan biz onu çoktan durduracağız. Şöyle bir daha. Tamam, güzel. Şu kritiği bir tutturalım. Nice. Tekme tutturabilecek miyiz? Yok, yetişmeden. O kadar da değil diyor Bolo. Gerçek Itu daha doğrusu. Neyse, biraz iyileşelim ya en iyisi. Heh, şöyle. Hep sen mi yapacaksın? Hep sen mi iyileşeceksin? Hep sen mi saldırıları engelleyeceksin? Biraz da biz engelleyelim ya. Bence güzel olur biraz da biz engellesek. Aha yine yaptı bu arada. Yakalayamaması lazım bu arada bize. Ya yakalarsa direkt yok ediyor çünkü. Hem hayvan gibi vuruyor hem de tamamen iyileşmiş oluyor çünkü. Tamam, güzel. Tamam, ayağa kalkmadan vurmamız gerekiyor da. Adam akıllı vuramıyoruz bu arada. O şey olduktan sonra, yere düştükten sonra. Beni yalnız bırak. Olan bizi ızdırap olurken bir şey yoktu. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse kurtulduk. Çok şükür kurtulduk ya. Oh be, bitti bu bölümde. Let's go. Itu'yu da bitirmiş olduk an itibariyle. Güzel. Ruhunda kahramanın parçası var. Ruhunun şeklini sonsuza dek değiştirdi. İsmi ne? Yoldaş, çırak, hoca, kişisel gelişim. Hayır, sadece bir kelimeydi. Tevazu. Bana hep bu konuda en iyisi olduğum söylendi. Bu dünyadaki hiçbir şey beni şaşırtamazmış gibi sıkıldım ve çaresiz hissettim. Fakat beni yendi ve incindim. Onu her yerde takip etmek istedim. Onun benim dostum olduğunu söyledim. Ama bana göre o bir öğretmendi. Daha önce hiç sahip olmadığım bir öğretmen. Kahramanı çağır. Let's go, çağır. Başardın. İnanamıyorum. Onu sonunda yüz yüze göreceğim. Ne kadar zamana ihtiyacın var mı Nemos? Ne kadar sürecekse o kadar. Mei, gölgeni çocuğunun generalleri sınır aştı. Bunu bitirmemi bekleyecek kadar kibar değiller. Beni koruman gerekecek. Bunu yapabilir misin? Hayatımıza mal olsa bile. Mnemos, hazırız. Diyor ve sevgili arkadaşlar, bölümü burada bitiriyoruz herhalde. Sonraki bölümde Kibo ile Mei ile falan oynar ve artık da nihayet gölgenin çocuğu da sahaya iner diye düşünüyorum. Fazlasıyla heyecanlıyım. Bakalım sonraki bölümde başımıza neler gelecek. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız like butonunu patlatıp bir kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmak istediğinizden de başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.